2015'te sabitlendi. Şu anda sorulursa kişinin aylığından kesilecek destek primi yıl verilmezse arkadaşlar %15. Eğer yıl verilerek sorulursa o zaman 2008'de %12'den başlayıp birer puan artırırsınız. 2008'de 12, 2009'da 13, 2010'da 14, 2011'den itibaren de aylığından %15 sosyal güvenlik destek primi kesilir. Yine 4B'ye ilişkin GSS dahil prim ve prime ilişkin her türlü borcunun ödenmiş olması gerekir. Aylıklar borcunun ödendiği tarihi takip eden ay başından başlatılır. Kişinin 4B borcu varsa borcu ödemeyene kadar aylık bağlanmaz ve aylıkta borcunu ödediği tarihi takip eden ay başından başlatılır. Bunu da söylemiş olayım. Yaşlılık aylığı talep tarihini takip eden ay başından başlatılır. İşte kanunda çok şey ifadeler aslında çok net değil. O yüzden hani madde madde yazmadığı için ama yine de söyleyeyim. Borçlanmalar varsa borçlanmayı ödediği tarihi takip eden ay başından başlatılır. Borçlanma yoksa 4B borcu varsa borcunu ödediği tarihi takip eden ay başından başlatılır. Aylık hesabı malullük, yaşlılık, ölüm için aynı. Aylık kazanç çarpı aylık bağlama oranı. Aylık kazanç dedik ki kişinin prime esas kazançları güncellenerek kendi prim gün sayısına bölünerek günlük kazanç bulunur. Bu da 30'la çarpılarak bir aylık kazanç bulunur. Yani kişinin bütün çalışma süresindeki gün sayılarının bir ortalama günlük kazancı bulunur. Bunun da 30 katı alınarak aylık kazanç bulunur. Aylık bağlama oranının tespiti de neydi? Her 360'a 2 puan şeklinde hesaplanarak bir aylık bağlama oranı tespit edilir. Aylık kazancın tespitini söyledik. Aylık bağlama oranını da söyledik. Yine yaşlılık aylığında da arkadaşlar, malullük aylığında söylediğim alt sınırlardan bir tanesi var. Sigortalının talep tarihinde bakmakla yükümlü olduğu eşi ve çocuğu varsa aylık bağlama oranı %40, yoksa %35 olarak dikkate alınan ve kişinin kendi gün sayısı üzerinden asgari kazançlardan hesaplanan aylıktan daha düşük olamaz. Böyle bir alt sınır var sadece. Şimdi aylık bağlama oranını söylemişken 55. maddede mi yazıyor? Çalışma gücü kayıp oranının aylık bağlama çalışma gücü kayıp oranlarının aylık bağlama oranının tespiti. 29'un sonu mu? 29'un sonu galiba. Şöyle bir ifade var. Çalışma gücü kayıp oranına göre hesaplanan aylıklarda aylık bağlama oranı 4A sigortalıları için 7200 gün, 4B sigortalıları için 9000 gün sayısı dikkate alınarak kişinin çalışma gücü kayıp oranı dikkate alınarak 4A sigortalılar için 7200, 4B sigortalıları için de 9000 gün sayısı dikkate alınarak ve bunların %60'a bölünmesiyle bulunan oran üzerinden aylık bağlama oranı hesaplanır diye bir fıkra var. Bunu eminim okurken bu ne demişsinizdir? Okudunuz değil mi? Bu nasıl bir? Yani burada çalışma gücü kayıp oranı olanların aylık bağlama oranı farklı bir şekilde hesaplanıyor. Ne dedik? Çalışma gücü kayıp oranları olanlara işte 50 ile 59 arasındaysa 16 yıl 4320 gün dedik değil mi bir tanesi? 50 ile 59 arasındaki kişiye 4A sigortalısıysa 4320 günü var. Ve çalışma gücü kayıp oranı da %50. Bunun aylık bağlama oranının tespitinde şöyle hesap yapılıyor. Aylık kişinin çalışma gücü kayıp oranı alınıyor. %50 dedik değil mi? 4320 günü vardı. Onunla hiçbir işimiz yok. O gün şurada duruyor. 4A sigortalısı olduğu için kişinin çalışma gücü kayıp oranını %7200'de çarpıyoruz. Ve bunu %60'a bölüyoruz. Yeni bir gün sayısı bulunuyor. Eğer kişinin çalışma gücü kayıp oranı %50 ise 7200 günde çarpıp 60'a böldük %60'a başka bir gün bulduk. Atıyorum 6000 gün bulduk. Bu 6000 günün her 360'a 2 puan alınmasıyla yeni bir aylık bağlama oranı hesaplanıyor. Bu fıkradaki açıklanan husus da bu. Anlaşıldı mı? Anlaşılmadı.
4 bile olunca da 9 bin günle. Kişinin çalışma, şu ifadeyi öğreneceksin sadece arkadaşlar. Size gün verip örnek sorulmayacağı için çalışma gücü kayıp oranındaki aylık bağlama oranı nasıl tespit edilir diye bir soru geldiğinde sigortalının çalışma gücü kayıp oranı 4A sigortalısıysa 7200 gün, 4B sigortalısıysa 9000 günle çarpılır, %60'a bölünür. Kişinin gün sayısının hiçbir önemi yok. Yine şeyde mallukta olduğu gibi 7200 gün ve 9000 günden fazla değilse. Fazlaysa 360'a bölüp 2 puan alıyorsunuz. Ama eğer 7200 günün 4B'ler içinde 9000 günün altındaysa sigortalının çalışma gücü kayıp oranı çarpı 7200 ya da çarpı 9000 gün bölü %60. Bu şekilde bir yeni bir gün bulunuyor ve bunu da 360'a bölüp %2 ile çarparak yeni bir aylık bağlama oranı tespit ediliyor. Bu da yine ifade olarak sorulabilir. Ya zor soru sorulacaksa müdürlere sorarlar, şeflere sormazlar. Evet, yaşlılık, siz sanatı takip ediyor musunuz? Tamam, biraz bitireyim o zaman. Evet, yaşlılık aylığı dedik şu şartlarla bağlanır. İşte ödenen yaşlılık aylığı ne zaman kesilir? Sigortalının çalışmaya başlaması halinde kesilir dedik. 5335 sayılı kanunda arkadaşlar, 5005 sondan önce yürürlükte olan bir kanun ve devam eden bir kanun. 5005 son maddesiyle de bunun da yine yürürlükte olduğu yazıldığı için, hüküm altına alındığı için 5035 sayılı kanuna göre, yani kamuda çalışırsa da sigortalıların ya da 4A, 4B, 4C fark etmez. Yaşlılık aylığı alan bir kişi kamuda çalışırsa zaten 5005 sonda hiçbir şekilde fark etmez. Çalışması halinde aylığı kesilir. Hani burada şaşırtmak için 5035 sayılı kanun ayrı, diğer çalışma ayrı söylenebilir. Yabancı ülke mevzuatı kapsamında çalışırsa kesilir. Sigorta kanun kapsamında çalışırsa kesilir. 5035'e göre çalışırsa kesilir. Sadece 4B'ye tabi çalışırsa, isterse kesilmez. Burada da bakın talebi halinde, yani faaliyetine devam edip etmeyeceğini belirtmesi lazım. Devam edecekse, yani tercihi doğrultusunda destek birimi kesilir, aylığı kesilmez. Bu tercih sonradan değişebilir. Yani önce destek birimi tercih ettiyse sonra gelip tekrar ben aylığımın kesilmesini istiyorum. Efendim? 4A sigortalısı olarak çalışırsa tekrar aylığı kesilir. 4A'da edemez, destek primi yok 5005 sonda. O öncesi. 5005 sonda destek primiyle ilgili bilmeniz gereken tek şey arkadaşlar, aylığından %15 oranında kesileceği, 4A kapsamında çalışırsa kesileceği. Sadece bu. Evet, kesilmeleri söyledik. Ha, destek primiyle ilgili bilmeniz gereken bir diğer husus. Biraz sessizlik olursa ben bağırma ihtiyacı hissediyorum da. 4B sigortalılarının, bakın destek priminden bir tane soru gelirse bu maddelerin hepsi tek tek yazılır. Başka bir şey yok çünkü. Yani aylığın %15'i kesilir denir. İşte 4B kapsamında çalışma halinde kesilir. 4B'den kesilecek bu %15 tutarın, aylığın %15'i oranındaki tutar 4B sigortalılarına ilgili yılın Ocak ayında kesilen en yüksek primden fazla olamaz. Yani bir tane 4B sigortalısı en fazla 4B sigortalısından, yani 4B'lerden en fazla aylık, atıyorum 2015 yılının Ocak ayında en fazla 3000 lira alıyorsa bir 4B sigortalısı, 4B'den ödenen en yüksek aylık 3000 liraysa bunun %15'inden fazla, hiçbir sigortalının aylığından fazla kesinti yapılamaz. Sigortalının aylığı 5000 lira da olsa, bu 4C emeklilerinde olur tabii ki, diğerlerinde kolay kolay olmaz. 5000 liranın %15'ini değil de en fazla 4B aylığı 3000 lira olduğu için o kişi 3000 liranın %15'ini öder. Yani ilgili yılın, kişinin emekli olduğu yıl demek bu ilgili yıl. İlgili yılın Ocak ayında 4B kapsamında ödenen en yüksek 4B aylığından kesilen %15'ten daha fazla kesilmez. Destek primi ödenmiş süreler hizmetten sayılmaz. Bunları unutmayın. Birleştirme kapsamında değildir. 30. maddenin son fıkrası arkadaşlar. (Gülüyor)
Arkadaşlar 5510 sayılı kanunda 4A'lı çalış, bakın dedim ki 4A kapsamında çalışırsa, ister Türkiye'de olsun ister yabancı ülke mevzuatı kapsamında olsun, çalışırsa aylığı kesilir. Hani çalışamaz diye bir kural yok, çalışır aylığı kesilir. Destek primi ödeyemez. Sadece iş yeri açarsa, 4B kapsamında çalışırsa destek primi öder. Bu ister çalış, aylık talebinde bulunduğu zaman olabilir. Aylık talebinde bulunduğunda ben iş yerimi kapatmayacağım, devamında destek primi ödeyeceğim diyebilir. İsterse emekli olduktan sonra 3-5 yıl sonra gelir. Ben iş yeri açtığımda, zaten iş yeri açtığımda kanun tespit ediyor. %15 aylığından kesilir bakın. %4A'daki aylığından destek primi kesilir. İster 4A emeklisi olsun, ister 4B emeklisi olsun, ister 4C emeklisi olsun. 1-10-2008'den sonra işe girmişse, emekli olduktan sonra çalışmaya başlarsa, sadece 4B kapsamında çalışırsa aylığı kesilmez, aylığından da %15 destek primi kesilir. Bunun tutarı da en fazla o yılın Ocak ayında Bağkur'dan kesilen prim kadardır. Yani 4B kapsamında ödenen prim kadardır. Bunun tutarı sorulmaz zaten size. Destek primi süreleri, sosyal güvenlik destek primine tabi geçen süreler hizmetten sayılmaz. Aylıkta yeniden birleştirilmez. Toptan ödeme olarak ödenmez. Yani bunlar hizmet değildir. Herhangi bir şekilde bunlardan kısa vade primi de alınmadığı için iş kazası meslek hastalığı geçirse dahi 5510'dan sonra girenler aylıktan kesinti yapıldığı için gelirde bağlanmaz. Hiçbir şekilde değerlendirilmez. Sadece kişi çalıştığı süre boyunca destek primi öder. Yaşlılık aylığının kesilmesini istiyorum derse aylığı kesilir. Sonraki çalışmaları yeniden değerlendirilir. Bu çalışmalara göre yeni bir aylık hesaplanır. 30'da zaten bu da var. Orayı da açıklayayım. Eğer aylığı kesilmişse çalışma nedeniyle, destek primini tercih etmemişse, bu hizmetlerle sonraki hizmetlere ait yeni bir aylık hesaplanır. Ve o aylıkla önceki aylığı birleştirilir. Kişiye bu aylık ödenir. Bu durumda aylık ödeme döneminde kesilir. Çalışmaya başladığı için aylığı kesilmişse, ne demiştik? Kesilmelerin hepsi ödeme dönemiydi. Çalışmaya başladı, 3 yıl çalıştı, geldi tekrar aylık talebinde bulundu. O zaman aylığı tekrar ödeme döneminden başlatılır. Kanunda aylığın ödeme döneminden başlatılacağına dair tek yer burası. Yani sadece yeniden çalışma nedeniyle aylığı kesilmişse, tekrar talepte bulunduğu zaman aylık tekrar ödeme döneminden başlar. Bu defa talepten başlamaz. Yani talebini takip eden ay başından başlamaz. Ödeme döneminden başlar. Bunun sebebi de şu. Önce ona peşin bir aylık ödemiştik. Onu geri almadık. Şimdi geldi. Tekrar ödeme döneminden aylık ödüyoruz. Tek farklı aylık başlangıcı yeniden çalışmanın sona ermesi. Evet, yaşlılık sigortasından sağlanan bir diğer yardım toptan ödeme demiştik. Bunu da bitirelim, ara verelim arkadaşlar. Yaş şartını doldurduğu halde, ne demiştik? Emeklilik için yaş şartımız neydi? Genel şartımız 58-60. 58-60 yaş şartını doldurduğu halde prim gün sayısı aylık bağlanmasına yeterli olmayan sigortalılar talep ederlerse bu kazançlarını tekrar, primlerini toptan ödeme olarak alabilirler. Toptan ödemede kazançlar güncellenerek ödendiği tarihten tahsis talep tarihine kadar güncellenir. Bunu da bilmenizde fayda var. Bu süreler sonradan yeniden bu kanun kapsamında çalışmaya başlarsa sigortalı, bakın ihya edebilmesi için bunun yeniden bu kanun kapsamında çalışması gerekiyor. Yaşlılık sigortasını ihya edebilmesi için. Tekrar aldığı tarihten ödeme yapacağı tarihe kadar yine güncelleme kas sayısıyla güncellenerek, tahsil edilerek bu hizmetler yeniden canlandırılabilir. Buna da ihya diyoruz. Yani yeniden ihya yapılabilir. Ölümde ayrıca anlatacağım ölümü. Bu yaşlılık toptan ödemesi, ölüm toptan ödemesi ayrı. Eğer sigortalı yaşlılık toptan ödemesi almış ve ölmüşse hak sahipleri öldükten sonra
onu ihya edip aylık bağlatabilirler. Yani sigortalının 1000 günü vardı, geldi toptan ödeme olarak aldı ama bir süre sonra vefat ettiyse hak sahipleri ölümünden sonra gelip bu tutarı tekrar ödeyerek, bu hizmeti ihya ederek ölüm aylığı talebinde bulunabilirler. Yaş şartı aynı, aylığa hak kazanma şartı aynı, kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş, zaten başka bir şart yok. Eski kanunu söylemiyorum. Arkadaşlar saatinde gelirseniz, çok mu bağırdı? Yalnız ne kaldı, bayağı sürecek gibi. Birleştirelim bundaki. Malumlukla yaşlılıkta... Başlayalım mı? Arkadaşlar, bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Dinleyen arkadaşlarım için de aynı şey geçerli. Ben size sadece 5510'u anlatıyorum. Yaptığınız işle benim anlattığım işi burada karşılaştırarak eksik ya da farklı olduğunu düşünüyorsunuz. Eski sigortalılarla şu anda İşlem yaptığımız sigortalılar 2000 öncesinde işe başlayıp bugün aylık bağladığımız sigortalılar. Bunların 2000 öncesi hizmetleri var, 2000 ile 2008 Ekim arası hizmetleri var, 2008 Ekim sonrası hizmetleri var. Bunları unutun. Siz bu sınava girerken, ben yakın arkadaşlarıma da bunu söylüyorum. Sadece sorumlu olduğunuz kanunlar ve siz varsınız. Yaptığınız işi başka bir yerde yaptığınızı düşünün. Karıştırıyorsunuz o zaman. Eski sigortalıları ben anlatmıyorum. Eski sigortalılardan sorumlu değilsiniz. Sadece geçici maddelerdeki yerleri de zaten belirtiyorum. Diyorsunuz ki şöyle yapıyorduk, böyle yapıyorduk. Onlar yok. Bu sınavda onlar yok. Şimdi kafanızı karıştırıyor, haklısınız. Hani o işlemleri uyguladığınız için kafanız karışıyor ama sadece okuduğunuza odaklanmanızı rica ediyorum sizden. Uygulamayı karıştırmayın. Sınavda da karıştırırsınız. Yani ilk defa 1-10-2008 tarihinden ya da 1-5-2008 tarihinden sonra işe giren sigortalıların emeklilik şartı ya da işlemleri neyse onu anlatıyorum ben. Aylık bağlama oranları ve aylık hesabına da bakın. Dikkat ettiyseniz eskiye hiç değinmiyorum. Ve sadece size sorulabileceğini düşündüğüm yeri, aylık bağlama sisteminden tek gelebilecek soru aylık bağlama oranıdır ya da kazançların nasıl güncellendiğidir. Kanundaki ifadede yer aldığı için bu da. Onun dışında başka bir hesabından sorumlu değilsiniz. Siz bu işlemi yapıyorsanız da bunları öğrenmeye kalkmayın yani. Gereksiz bilgilerle kafanızı doldurmayın.
Sadece kanunları okuyun. Yani biliyorum şimdi biz de bu sınavlardan geçtik. En büyük hatamız döküman kirliliği. Yani bulduğumuz her dökümana sarılıyoruz. Burada da soru varmış, şurada da soru varmış, şu eğitim notu varmış. Bakın arkadaşlar ısrarla eğitim notu istediler. Ya bunları okumayın, gerek yok. Çünkü yarısı eski mevzuat. Siz sadece kanundan sorumlusunuz. Onun yerine kanunu 3 kere okuyun. Anlamadığınız yeri ezberleyin. Ya illa anlamadıysanız o maddeyi ezberleyin. Sınav bitince unutursunuz. Hangi serviste çalışırsanız o servisin uygulamasını sınavdan sonra öğrenirsiniz. Hani şimdi uygulama nasıl yapılıyormuş onu da öğrenmeye çalışıyorsunuz. Siz uygulamadan, hani örnekli sorular olmayacak, uygulamadan sorumlu değilsiniz. Kanunda ne yazıyorsa ondan sorumlusunuz. Ona göre hani kalan zamanınızı iyi değerlendirin. Bütün kanunlar için geçerli bu. Yani sorumlu olduğunuz bütün kanunlar için. Sadece kanun metninin dışına çıkmayın. Oradan zaten soru söyledim. Nasıl gelebilir? Bir hakkı nasıl verilir? Hangi şartlarla verilir? Ne zaman sonlanır? Bunlara dikkat edeceksiniz. Evet, devam edelim. Uzun vade sigorta kollarından sağlanan bir diğer yardım da ölüm sigortası. Ölüm sigortasından sağlanan yardımlar, ölüm aylığı bağlanması, ölüm toptan ödemesi yapılması, cenaze ödeneği verilmesi ve evlenme ödeneği verilmesi. Ben dikkat ettiyseniz anlatırken lafı da uzatmamaya dikkat ediyorum. Yani direkt size maddede ne varsa onu söylüyorum. Yoksa ben bunları 3 gün anlatıyorum. Yani burada 3 saatte sadece kanun. Uygulamaya girersem zaten bitmez bunlar. Ki sorumlu da değilsiniz. Ölüm aylığından yararlanabilmesi için bir sigortalının yerine getirmesi gereken şartlar var. Bir de hak sahiplerinin yerine getirmesi gereken şartlar var. Sigortalının vefatından önce yerine getirmesi gereken şart en az 1800 gün prim gün sayısının olması. Herhangi bir sigortalılık süresi yok burada. 4A, 4B, 4C, 1.12.008'den sonra işe giren sigortalının 1800 gün primi varsa hak sahipleri ölüm aylığına hak kazanırlar. Ya da 4A sigortalısıysa 5 yıl sigortalılık süresi ve 900 gün malik yaşlık ölüm primi bildirilmişse bu sigortalılara da ölüm aylığı bağlanır. Burada 5 yıl 900 günde her türlü borçlanma süreleri hariç. Buna dikkat edin. 4A'da borçlanma süreleri hariç 5 yıl 900 gün, 4A ve 4C'de de 1800 gün, 4B'de yine 4A'da 1800 günde var ama borçlanmayla 1800 günlü aylık bağlanır. Ama borçlanma hariç 5 yıl 900 günde de aylık bağlanır. Şöyle söyleyeyim, çelişki gibi geliyor dinlediğin zaman. Zaten 5 yıl 900 günü varsa 1800 günü vardır oluyor. Kişinin 1200 günü var ya da 1440 günü var. Ne yapıyor? 4 yıl. 1800 günü yok ama 900 günü de var ama 5 yılı yok. 4 yıl primi 900 günden fazla. Burada ayrıca bir de süre aradığımız için ne yapabilir bu hak sahipleri? Sigortanın askerliğini borçlanabilir. 5 yıla tamamlar. Günü aslında ihtiyaçları yoktu ama 5 yıl tamamlamak için borçlanma yapılabilir. Burada öncesinde yapabiliyordu. Şimdi 5 yılın olması gerekiyor. Ben de karıştırıyorum bakın öncesi sonrası. Borçlanma hariç yani borçlanmayla 1800 günü tamamlayabilir. Ama borçlanmasız 5 yıl 900 gün. Anlatabildim mi? Ya da efendim? Hayır hayır son ya da baş önemli değil. Sigortalılar biliyorsunuz yani ayda 3 gün 5 gün çalışıyor, aralıklı çalışıyor. Yıl olarak da ara verebiliyorlar. Sigortalılık süreklilik arz eden bir çalışma değil. O yüzden sigortalılık süresi de ne dedik? Çalışmaya başladığı tarihle öldüğü tarih arasında geçen süre. Ne eder bu süre? 5 yılda 1800 gün eder. Ama bu süre içinde 900 gün primi varsa hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanır. Ya da malik yaşlılık aylığı alıyorsa kişi, ölmüşse ki zaten hani bir aylığa hak kazanmıştı veya bu aylıklara hak kazanmışken henüz aylık bağlanmadan vefat etmişse bu durumda da
Ya da aylık bağladık, az önce söylemiştik, çalışma nedeniyle aylığı kesilir demiştik. Aylığı bağlanmış, aylığı çalışma nedeniyle kesilmiş olan sigortalıların hak sahiplerine de aylık bağlanır. Kimlermiş aylık bağlanacak olan sigortalılar, hak sahiplerine aylık bağlanacak olan sigortalılar? Bakın, soru olarak sorarsak burada 4-5 madde var. En az 1800 gün primi olan sigortalılar, 4A sigortalısıysa borçlanma hariç en az 5 yıl 900 gün olan, bağlanmış olan malülük aylığı ya da yaşlılık aylığı kesilmiş durumda olan, yaşlılık aylığı alan, malülük aylığı alan, bunların hak sahip, bu sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanır. Tabii hak sahiplerinin kendi şartları ayrı. Kimler hak sahibi? Sigortalının eşi, çocukları, anne ve babası. Bunların da bazı şartları yerine getirmiş olmaları gerekiyor. Eşi aylık bağlanması için sigortalının öldüğü tarihte medeni kanuna göre evli olmaları gerekiyor. Başka bir şartı yok. Eş çalışabilir, emekli olabilir, aylık bağlanma oranını değiştirir ama aldığı aylık miktarını aylık bağlanmasına engel değil çalışması. Bu da hani sorularda gelebilir diye açıklıyorum bunu da. Sadece medeni kanuna göre evli olması yeterli aylığa kazanması için. Hisseleri söyleyeceğim zaten sonra. Çocuklara ilişkin hususlara bakalım. Çocuklarda da erkek çocuklar, kız çocuklar ve malül çocuklar. Bunların şartları da ayrı ayrı. Her üçünde de çalışmama şartı var. Çalışmayacak, kendi sigortalı ya da çalışması nedeniyle gelir aylık bağlanmamış olacak. Yani malül de olsa çalışmayacak, kız çocuk da olsa çalışmayacak, erkek çocuk da olsa çalışmayacak. Çalışırsa aylığı kesilir. Aylık talebinde bulunduğu tarihte çalışmama şartı olacak. Bu çalışmalardan bazıları istisna kapsamında. Bunlar işte 5. maddenin kanunda yazar 5. maddenin A, B ve E bentleri kapsamında çalışmalar hariç. Bunlar ne? İşte Türk İş Kurumu tarafından yetiştirilen kurslarda çalışanlar, meslek liselerinde okumaktayken yüksek öğrenim sırasında staja tabi tutulanlar, bir de iş kazası ve meslek hastalığı analık sigortasına tabi çalıştırılan hükümlü ve tutuklular. Bunlar adına sadece kısa vade primi yattığı için bunların çalışmaları normal çalışma olarak değerlendirilmez. Yani bunlara emeklilik için gerekli olan prim yatırılmadığı için çalışmaları sırasında sadece sağlık, analık, GSS primleri yattığı için bunların çalışmaları kapsam dışında, istisna dışında bu çalışmalar hariç çalışır, çalışmama şartı var. Çalışmayacak, aylık almayacak. Kendi çalışması nedeniyle gelir aylık almayacak. Kendi sigortalılığı ve kendi çalışması nedeniyle. İsteğe bağlı ödediği sürece aylık alabilir. İsteğe bağlı emekli olduğunda aylığı kesilir. Onlara geleceğim. O bir sonraki dersimiz ya da devamı bunun. Bir sonraki ders yok artık. Sabaha kadar burada mı izleyeceksiniz? Bu kanun veya yabancı ülke mevzuatı kapsamı yine çalışmama için geçerli arkadaşlar. Her ikisinde de çalışmayacak. Bu çalışmalar nedeniyle, yani sigortalılığı nedeniyle, çalışma nedeniyle gelir aylık almayacak. Bu da iki madde olarak çıkabilir karşınıza. Kendi sigortalı nedeniyle aylık alan, kendi çalışması nedeniyle aylık alan. Bunlar ikisi aynı şey. Bunu da karıştırmayın. Bu çalışmayan çocuklardan 18 yaşını, lise ve denge öğrenim görüyorsa 20 yaşını, yüksek öğrenim görüyorsa 25 yaşını doldurana kadar bu kişilere aylık ödenir. Bunlar bu yaşları doldurmamışlarsa ve bu öğrenimlere devam ediyorsa aylığa müstahaktır. Şimdi kız çocuklar için bu söylediklerim ortak şarttı arkadaşlar. Çalışmama ve kendi sigortalı ve kendi çalışması nedeniyle gelir aylık bağlanmama şartı bütün çocuklar için eşit. Ama kız çocuklarının ayrı bir şartları var. Bunun yanında çalışmama ve emekli olmama şartı yanında yine evli olmamak, evliyse sonradan boşanmışsa aylığa müstahaktır. Evli olan ve çalışan kız çocuklarına ölüm aylığı bağlanmaz. Malül çocuklarda yine çalışmama şartı var ve bunlarda evli olup olmaması önemli değil. Kız ya da erkek olsun. Malül kız çocuğu evliyse aylığa müstahaktır. Çalışma gücünün %60'ını yitirmiş olma şartı var. Efendim?
Erkek çocuk da malulse, zaten evliyse kesilmez. Malul erkek ve kız çocuğu. Kız çocuğunu da evlenirse kesiyoruz ya. Malul kız çocuğuysa, evli olsa bile aylığa müstahaktır. Evlense de aylığı kesilmez malulse eğer. Erkek çocuk için de aynı şey geçerli. En az çalışma gücünün %60'ını yitirmiş olacak ve çalışmıyor olacak ya da emekli olmuyor olacak. Efendim? Aylıkları, aylık ödenir. Kanun maddesinde var. Çalışmama şartı zaten ortak kanun maddesinde direkt çalışmamadan girer, ondan sonra sayar. Evlilik şartı saymıyorsa yoktur zaten. Hani evli olmalarında kesilir şartı da yoksa. Hani bir de tersten gider sorular. Hani direktifizden bakıyoruz ya. Olmayanı. 34. madde. Bir de ana babalar var. Hak sahibi olarak. Ana babalarda her türlü kazanç ve irattan elde etmiş oldukları geliri asgari ücretin netinden daha az olma şartı var. Gelir aylık bağlanmamış olacak. Ve kendi çocukları hariç, yani diğer çocukları hariç, herhangi bir gelir aylık bağlamada diğer çocukları hariç var. Yani kendi çocukları haricinde gelir aylık bağlanmamış şartı var. Yani anne eşinden aylık alıyorsa aylık alamaz. Ama çocuğunun birinden alıyorsa aylığa müstahaktır. En fazla iki çocuğundan alabilir. 5.510'da ikiden fazla aylık yok. Hak sahibi eş ve çocuklardan eğer anne baba 60 efendim? Yok eskiden 10 tane aylık yoktu da 7 tane vardı. Yok çocuğundan diyeceğim farklı şeylerden. Sonuçta yine iki çocuktansa tam yarım var yani. Hak sahibi eş ve çocuklardan artan hissenin bulunması şartı var. Eğer anne baba 65 yaşın altındaysa. Eğer 65 yaşın üzerindeyse bu şart aranmaz. 65 yaşın altındaysa eş ve çocuklardan da bir artan hissenin bulunması gerekiyor. Eğer 65 yaşın üstündeyse anne baba diğer şartları sağlıyorsa diğer hak sahiplerinin hisselerinden indirim yapılır. Anne babaya da aylık bağlanır. Artan hisse şimdi hisseleri anlatınca şöyle ama söyleyeyim. Sigortalının aylığının işte diyoruz ki eşine %75'i bağlanır. Çocukların her birine %25'i bağlanır. Bir eş iki çocuğu varsa sigortalı ailenin %100'ünü ödedik. İki çocuğa %25-25 verdik, %50 oldu. Eşe de %75 çocuklar olduğu için %50 verilir. Sigortalı ailenin %100'ü ödendi. Ama bir eş bir çocuk varsa %50'yi eş aldı, %25'i de çocuğun biri aldı. %25 bir artan hisse kaldı. Eğer anne ya da baba hak sahibi ise burada ödenecek bir paranın kalmış olması demek yani. Eğer iki çocuk bir eşse o çocuklardan biri aylıktan çıkana kadar anne baba hak sahibi olmaz. Tabii ki çocuk fazlaysa hisselerde indirim yapılır. Arkadaşlar hisse örneklerini özellikle yapmadım. Çünkü kanunda sadece işte eş çocuk anne baba %25'i %50'si onlara değineceğim zaten. Onun dışında işte 5 çocuk varsa 10 çocuk varsa o zaten kanunda o detaya girilmediği için onlar uygulamada karşılaştığımız durumlar. Onlara takılmayın. Gidip de 5 çocukluğun hissesi ne olur diye kafanızı yormayın şimdi. Sonra ölüm servisinde çalışırsanız, hak sahibi tahsis işlemleri servisinde o zaman öğrenirsiniz. %100'ü geçemez. Yok geçemez. Yok 10 çocuğu varsa %100'ü geçemez. Bu arada ben müdürlüğümüzün birinden soruyu sonra alayım dedim ama onu bu konu bitince hatırlatırsa hangi müdürlüğümüzse. Ölüm halinin hesaplanması da aynı şekilde. Yine aylık kazanç çarpı aylık bağlama oranı. Burada da yine aylık bağlama oranı malullükteki gibi 7200 güne kadar %40 4A'lar için, 4B'ler için 9000 güne kadar %50 malullükte bakıma muhtaçlık da artırılıyordu. Burada öyle bir şey yok. Sigortalı öldükten sonra zaten bakıma muhtaç olup olmamasının aylık bağlama oranında bir etkisi yok. Sadece 7200 güne kadar 4A'lar için %40 4B'ler için %50 Eğer 7200 gün ve 9000 günden fazlaysa yine genel kuralımız geçerli. Her 360'a 2 puan şeklinde hesaplıyoruz.